Dilemelerimizle birlikte ızdıraplarımızı da gizli tutmalıydık. En küçük şüphe bile bütün ihtilali suya düşürür ve bizi en az 100 yıl geriye götürürdü. Gizliliğin yanı sıra ihtilal ortamının hazırlanması da göz önünde tutulmalıydı. Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau'nun çalışabileceği şartları gerçekleştirmeliydik. Arkadaşlarımın cahilliği bu konularda benim yükümü artırıyordu. Kimseye duyurmadan ihtilalci düşünceleri nasıl yayacaktık? Saraya karşı olan kitlelerin bizi desteklemesi gerekiyordu. Daha 14. Louis'i bile bulamamıştık. Başhekime bu görevi vermek istemiyorduk. Bu adama güvenemiyorduk. Ayrıca asil de değildi. Bizi ciddiye alırsa hepimiz tutuklanabilirdik. Ben bu işe çok sayıda insanın karışmasını sakıncalı buluyordum. İhtilali kendi aramızda yapmalıydık. Önemli olan tarihçilere göre belge sağlayacak bir çalışmaydı. Olayı büyütmek gereksizdi. Bütün yapacağımız ortaokul tarih kitabında 3 sayfa kadar tutacaktı. Ne yapsak kitaplara daha uzun giremezdik. Ayrıntıları kafamızda yaşayacaktık. Aramıza yabancıların karışması için Kafka'yı Rousseau, Sezar'ı Voltaire yaptık. Böylece bir Kafka'nın ihtilale karşı çıkması ihtimalini ortadan kaldırdığımız gibi, olayda rol almayan isimlerin de karışıklığa yol açmamasını sağladık. Onlara ihtilal konusunda birer sayfalık tahrir ödevleri yazdırdım önce. Voltaire, lise 2'den kendi isteğiyle ayrılmıştı. Rousseau da orta 2'den belgeliydi. Bu nedenle verilen ödevleri kolayca yazdılar. Ayrıca Rousseau, fizikten belge almış olduğu için edebiyatı kuvvetliydi. İhtilalde fizik hocasının öldürülmesi isteği bir çekimser bir aleyhte oya karşı çoğunlukla reddedildi. Hastanenin kaptı kaçtısına Marat'ın yani Degal'in taktığı yeni plakada bize kolaylık sağlayacaktı. Sabaha karşı karantinadan elbiselerimizi çaldık. Arabayı yavaşça iterek servis kapısına getirdik. Marat bir tuğla yardımıyla bekçiyi bertaraf etti. Mevsim sonbahara dönüştüğünden hafif bir rüzgar çıkmıştı. Hava aydınlanmak üzereydi. Kapıyı yavaşça kapadık. "Geliyoruz ey yollar!" dedik. "Bütün tarihi yeni baştan yazmaya geliyoruz. Biz ölsek bile Voltaire'la Rousseau'nun düşünceleri, Marat'ın cesareti yaşayacak. Artık bizler de tarihimizi öğreneceğiz. İhtilali başarıya ulaştırırsak tarihe yeni sayfalar yazacağız kanla. Bütün kara yollarını dolaşacağız imanla. Saint Simon, peygamber, Tanrı yardımcımız olsun," dedi. Marat kontağı çevirdi. Motor sesi karanlığı yırttı. İhtilal dört tekerlek üzerinde dönmeye başladı. Bu son kısmı Rousseau'nun tahrir vazifesinden almıştık. Yani her şeyimiz önceden planlanmıştı. Ne olacağını hepimiz biliyorduk. "Herkes ne yapacağını biliyor mu?" diye son defa sordum. "Evet," dediler. "O halde dünyayı yaratabiliriz," dedim. "Herkes tek başına ve aynı zamanda bir arada kaderini istediği biçimde yaşayabilir. Bu seçme hakkını ilk olarak ben kullanıyorum. Bilgeyi Marie Antoinette yaptım." "Çok uzuyor," dedi Hüsamettin Bey. "Bundan sonra kısaltmama imkan yok albayım. Artık beni dinlemezler." "Aklın ve hastanenin boyunduruğundan bütünüyle kurtuldular artık." "Kurtulduk albayım." "Saçmalama," dedi albay. "Bu anlattığın Hikmet 3 doktor. Onu arkadaşlarıyla kaptı kaçtının içinde bırakalım ve biraz daha başka hikmetleri anlatalım. Bir de sevgiyle evlenen Hikmet 2 var. Hikmet 4 de Bilge'nin sevgilisi. Aynı zamanda
Gecekondu Kralı ve Oyun Yazarı. Hikmet 2, evlendikten sonra Hikmet 4'ü bir süre taşraya sürgüne gönderdi. Hikmet 3'ü de akıl hastanesine kapatarak uzaktan işkence etti. Bakınız, Hikmet 3 ve Degal. Hikmet 3'ün hayatında Kafka'nın kardeşi olarak geçen kimse aslında Hikmet 2'dir. Hikmet 2, sevgiyle evlenince bütün hikmetlerden kurtulduğunu sandı ve bunların evinden ve aklından kovdu. Saltanat sürecek yerde kişiliğine bir bütünlük kazandırmak için gitti, sevgiye teslim oldu. İçkiyi bıraktı ve kendi adına para bastırdı. Paranın bir yüzünde sevginin resmi vardı. Bir süre sonra Hikmet 4, bir yolunu bularak büyük şehre döndü ve taht üzerinde hak ileri sürdü. Dumrul'un da desteğiyle Hikmet 2'nin durumunu sarstı. Sevgi kocasına inandı ve bu olayları o sırada akıl hastanesine kapatılmış bulunan Hikmet 3'ün uydurduğunu söyledi. Bu yalanların bir işe yaramasını istiyorsa oturup roman yazmasını tavsiye etti kocasına. Bu arada bazı din ve ruh bilim kitaplarının etkisiyle Hikmet 1 yeniden ortaya çıktı. Onu ölmüş sanıyorlardı. Bir kuyuya atmışlardı. Hikmet 1 bir anne sıcaklığının hasretiyle yandığı için Bilge ile ilgilenmeye başladı. Hikmetleri birbirine karıştırmaya başlayan sevgi hepsini birden evden kovdu. Sonra yanlışlık yaptığını anladı ve yalnız Hikmet 1'i kendine ayırmak istedi. Bir takım karışık olaylar yüzünden Hikmet 1 yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bazı tarihçilere göre Hikmet 3 aslında Hikmet 1'in hastaneye yatırılmış şeklidir. Bu ihtimal pek varit görülmüyor. Hikmet 3 hastaneden kaçtıktan sonra bazı olaylara karıştı. Bu olaylar ileride ayrıca verilecektir. Sonunda Hikmet 4, Hikmet 4 adıyla Gecekondu'ya döndü. Bu arada Bilge'nin kışkırtmaları sonucu bir Hikmet 5 de tarih sahnesinde görünür gibi olduysa da bunun sülaleyle bir ilişkisi olmadığı anlaşıldı. Şehvet düşkünü olan Hikmet 5, yani düzmece Hikmet, bir eve kapatılarak bütün ömrünce yazmaya mahkum edildi. Bilge, bütün hikmetlerin ayrı bölgelerde hüküm sürmesini teklif ettiyse de ülkenin bölünmezliği ilkesine aykırı olduğu için bu teklif kabul edilmedi. Bazı tarihçiler de yazmaya mahkum edilen Hikmet 5 ile hastaneden kaçan ve Fransız ihtilalini yapmaya çalışan Hikmet 3'ün aynı şahıs olduğunu ileri sürerler. Fakat bu iddiayı doğrulayacak belgeler bugün ortada yoktur. 5 Hikmet'in de saltanatı kısa sürelerle birbirini izlemiş ve bazen aynı süre içinde başka başka merkezlerde hüküm süren hikmetlere rastlanmıştır. Bilge de onların kalbinde daima hüküm süreceğini ifade etmiştir. Edebiyata ve güzel sanatlara genellikle düşkün olan hikmetler yazarlardan kaçarlardı. Eserleri 1789 Fransa İhtilali yarıda kaldı. Aklın kurallarına karşı öfkenin savaşı yayımlanmamış bir deneme. Neden yalnız kaldım? Şiirler. Batı aklına karşı doğu duygusu. Başhekim izin vermediği için basılamadı. Bilge. Trajedi iki perde. İnsanlardan hesap soruyorum. Yasaklandı. Bunların dışında çeşitli yerlerde çeşitli insanlarla yaptıkları sohbetler, tartışmalar, kavgalar ve Bilge'ye yapılan saldırıların ve benzeri eserlerin büyük bir kısmı kitap haline getirilemediği için kaybolup gitmiştir. Burada bahsedilenler sadece resmi kayıtlara geçen hikmetlerdir doktor. Hüsamettin Bey, sen de çok oluyorsun dedi. Fakat albayım, insan hiç resmi kayıtlara doğru bir şekilde geçebilir mi? Seninle birlikte olmaktan yorulan insanlara hak veriyorum dedi albay. Hepsi de beni başından attı albayım. Suratını astı. Gözlerini kırpıştırarak bir süre tavana baktı.
Yoruldum albayım, dedi. Albay telaşlandı. Bir şeyin yok ya oğlum. Hikmet başını yana çevirdi. İyiyim albayım, dedi zayıf bir sesle. Sahi iyi misin? Başımın altına bir yastık verirseniz daha iyi olacağım. Sonra albayın sesini taklit etti. Bu çocuk ölürken de şaka yapacak. Kendi sesiyle devam etti. Yapamayacak albayım. Orada şaşıracaksınız işte. Başka birinin sesini daha taklit etti. Kim şaşıracak? Kim senin yanında olacak? Yastığı başının altına koydu. Bir oyun yazalım mı albayım? Hüsamettin Bey sevindi. Yazalım. Bugün başladığım maceralara oyun şeklinde devam edelim. Hepsi yarım kalıyor, diye yakındı albay. Her gün yeni bir oyun çıkarıyorsun. Sonunda hepsi birleşecek albayım. Sonunda herkese birden tek bir oyun oynayacağım. Tadı damağınızda kalacak. Ama şimdiye kadar neden bu oyunu görmedim diye dizlerinizi döveceksiniz. Fakat sizin de hatırınızı kırmayalım albayım. Eski oyunları yavaş yavaş birleştirmeye başlayalım. Bu arada seyircileri de hoş etmiş oluruz. Değil mi iki gözüm efendim? Ben seni neden beğendim? Saçmalama, dedi Hüsamettin Bey. Eski temaşadan yeni sanat olmaz demez miydin sen? Albayım, ben dün akşam ne yediğimi unuttum. Siz de insanda akıl mı bırakıyorsunuz canım? Bu gidişle Fransız ihtilali falan yazılmaz, dedi albay. Görürsünüz albayım. Hazırlıkları bitince Hikmet, yaz, dedi. Terbiyesizlik etme Hikmet. Yaz Hüsamettin, uzatma. Kıyamet koptu artık. Albaylar Hikmet, Hikmetler Mirliva oldu. Oyunlarda ve gerçek hayatta öldürdüğümüz bütün insanlar dirildi. Uzatma yaz. Albay yakın gözlüğünü taktı. Ne yapalım? Bunu da bir oyun kabul edelim. Lütfen yavaş söyleyiniz paşam.